Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere rengiyle ve kıvamıyla muhteşem bir karamel tarifimi paylaştım. Bundan sonra çok ihtiyacımız olacak. Bu nedenle önden sizlere bir video hazırlamak istedim. Yakın bir zaman içerisinde de pastacı kremasının videosunu paylaşacağım. Lokmalarımda kullandım ben. Videomun sonunda paylaştım. Lütfen videomun sonuna kadar izleyin. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. Çelik bir tencereye bir su bardağı şeker ilave ettim ve şekerlerimin tamamı eriyene kadar ara ara bu şekilde karıştırdım. Bu arada ocağımızın en büyük gözünde ve en kısık ayarda çalışıyorum arkadaşlar. Hemen bir paket kremamı ilave ediyorum. Diğer elimle de karıştırmaya devam ediyorum. Şekerlerimin tamamı eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. İlerleyen dakikalarda köpüklenme olabilir. Bu gayet normaldir. O yüzden de herhangi bir endişeniz olmasın. Şekerlerimin tamamı eridikten sonra 2 yemek kaşığı civarında tereyağı ilave ettim. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Tereyağım eridikten sonra ortalama 2-3 dakika sonra altını artık kapatabilirim. Arkadaşlar tam kıvamında olacak, rengi de tam olacak. Hiçbir şekilde kaygınız olmasın. Şayet karamelinizi uzun süre buzdolabınızda saklamak istiyorsanız hemen bir cam kavanoza sıcak sıcak boşaltıp ağzını kapatın. Soyunca da buzdolabınıza kaldırabilirsiniz. Ancak şu aşamada 2-3 damla limon sıkmayı lütfen unutmayın. Eğer uzun süreli kullanmak istiyorsanız. Ben hemen kullanacağım için limon sıkmadım. Uzun süre güvenle dolabınızda muhafaza edebilirsiniz. Tam kıvamında ve tam renginde bir karamelimiz oldu. Arkadaşlar isterseniz sütle inceltebilirsiniz. Zaten ilerleyen günlerde ben sizlere yine göstereceğim. Kullanmak istediğinizde, eğer buzdolabınıza kaldırıp da kullanmak istediğinizde yine benmari usulü ısıtıp istediğiniz şeyde kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben lokma yapmıştım. Lokmalarımın üzerinde kullandım. Bu da benim yine çilek reçelim. Yaklaşık bir hafta önce paylaşmıştım. Lütfen izleyin eğer izlemediyseniz. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Yakın bir zamanda yine lokma üzerinde çalışmalarım olacaktır size, çikolatalı olarak ve karamelli olarak. Yarın tam ölçülü fellah köftesini paylaşacağım. Yeniden görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın.